Baba Torik. İngiltere Premier Lig'de sezonun en iyi takımlarından, en başarılı takımlarından bir tanesi Manchester City son karşılaşmasında Bolton'a konuk oluyor. Bolton 46 puanda 9. sırada, çok daha iyi gidiyorlardı. Fakat sezonun sonuna doğru sakatlıkların da etkisiyle oldukça bir form düşüklüğü gösterdi Bolton. Manchester City ise 68 puanda Stoke City'yi önce FA Kupası finalinde yendi 1-0 Yaya Touré'nin golüyle ve kupayı aldı. Daha sonra ondan 3 gün sonra lig maçında bu kez 3-0'lık bir galibiyet aldı. Arsenal'ın geçen hafta kaybetmesiyle 68 puanla Arsenal'ın 1 puan önünde son haftaya 3. gidiyor. Dolayısıyla bu karşılaşmadan da kayıpsız ayrılırsa 3. bitirecek Mancini'nin takımı ligi ve aynı zamanda da FA Kupası'nı müzesine götürmüş olacak. Gelecek sene bir Şampiyonlar Ligi fırsatını yakalamış durumdalar ki sezon başındaki en büyük hedef olarak bu gösteriliyordu. Ve tabii ki zengin sahiplerin harcayacağı epeyce yüklü bir milyon poundla gelecek sene Manchester City'nin şimdiden şampiyonun en büyük adaylarından biri olduğu konuşuluyor İngiltere'de. Son 13 maçın hiçbirinde berabere kalmadı Manchester City. Son 3 maçta da gol yemedi. Sadece son haftalardaki performansına bakıldığı zaman gerçekten de özellikle de Tevez'in tekrardan takıma gelmesiyle Manchester City hakikaten yenilmezmiş gibi duruyor. Defansta Lescott ve Kompany'den oluşan orta ikili çok başarılı. İleride de sağ tarafta, sol tarafta ve ortada istediği yerde oynayan Silva her karşılaşmada çok başarılı. Dolayısıyla Manchester City şu anda devrilmezmiş gibi gözüküyor. Bolton ise 4 haftadır yeniliyor. En son Blackpool deplasmanındaydı. Öne geçmesine rağmen Blackpool karşısında 4-3 yenildi. İlk kez 3 gol birden attı çok uzun haftalardan sonra ve fakat 4 gol yiyerek oradan puansız ayrıldı. Takımın en golcü futbolcusu Kevin Davies ki ligin de en değerli futbolcularından bir tanesi. O yok. Bu karşılaşmada da Holden ve Alonso da bu karşılaşmada yer almayacak. Gerçekten de Bolton'un ana yapısını etkileyen futbolcular bunlar. Bolton ve Manchester City'nin son 4 maçında 3 tane Manchester City galibiyeti, bir tane beraberlik görüyoruz. Bolton'daki son karşılaşma bu. Berabere biten maç. O da 3-3 berabere bitmiş. Bunun dışındaki karşılaşmaların hepsi alt bitmiş bu iki takım arasındaki. Ve Carlos Tevez'in de dediğim gibi hem iyileşmesi hem de seneye takımda kalacak olması ve bu maçta da oynayacak olması oldukça önemli bu karşılaşmanın tahmini açısından. İki tahmin yapmak istiyorum bu karşılaşmayla ilgili. Bence son hafta olması ve Manchester City'nin çok formda olmasından dolayı karşılıklı gollerle geçecek bir karşılaşma olacak ve üst bitecek diye düşünüyorum. Taraf bahsinde de Manchester City'yi öne çıkartmanızı öneririm. Bu karşılaşmadan da maviler galip ayrılacaktır diye düşünüyorum. Baba Torik.